Bu şahsı tanıyor musunuz Hızır Bey? Tanıyamadım Hür Bey. Kimmiş bu? Sizin vurulduğunuz saatlerde olay yerine yakın bir mobeseden alındı bu görüntü. Bahar Sincanlı. Celal Sincanlı'nın kızı Hızır geçen babasını kaybetmişti. Yani belki de bir yanlış intikam duygusuyla böyle bir şeyi yapmış olabilir demeye çalışıyor Müdür Bey. Ha, yok. Babası benim iş yaptığım bir arkadaşımdı. Bir husumetim yoktu rahmetliyle. Oğluyla da işim hala devam ediyor. Seni vuran bu kız değil yani. Beni vuran bir kadın değildi. Kimdi, nasıl bir adamdı? Tarif eder misiniz? Müdür Bey bakın. Karanlıktı gece. Farlar gözümü de alıyordu, o yüzden pek bir şey göremedim. Ama kadın değildi. Peki Hızır Bey, sizi daha fazla yormayalım. Aklınıza bir şey gelirse Ceylan Hanım bize iletir. Teşekkür ederiz Müdür Bey. Aklıma bir şey gelirse bizzat kendim ararım. Eşimin benim işlerimle pek alakası yoktur. Peki, affedersiniz. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Tekrar geçmiş olsun. Alparslan, Müdür Bey'i uğurlayabiliriz. Kim kim? O gösterdiği fotoğraftaki adam kim? Adam değil. Abime sıktığına göre adam olmadığını ben de biliyorum Ceylan abla da. İsim öğrenebildik mi onu soruyorum ben. Adı ne, adı? Ben abinin eşiyim. Artık onun işleriyle ilgilenmiyorum. Bir sorun olursa ona sorarsın. Allah Allah. Bu nereden çıktı şimdi Ebru? Ben eşiyim ne demek? Değil mi Behzat? Ya ben nüfus memuruyum. O açıdan sormuyoruz herhalde. Biliyorum eşi olduğunu. Yani işleriyle alakam yok ne demek? Boş ver Behzat, boş ver. Abim belli ki bizle halledecek konuyu. Kadınların da bu iş mevzularına girmelerini haklı olarak istemiyor adam. Sen de gitme kızın üstüne. Artık öğren şu işleri de. Allah Allah. Öğrenmiş. Abi, ne olup bittiğini burada anlatır mısın yoksa eve gidince mi konuşalım? İlyas, müsaadenle bir taburcu olayım. Eve gittiğimizde anlatırım. Taburcu oldun abi sen. Ne demek o? Fazla zamanımız yok demek. Abimi buradan bir an evvel çıkarmamız lazım Ceylan abla. Mümkünse kimse fark etmeden. Ne oluyor? Bir şey mi duydun? Bir şey mi gördün? His diyelim. Lan başlayacağım şimdi hissine ha.
Kurşun yedim, kurşun. Biraz yatıp dinlenmeye hakkım vardı. Evde ben senin odanı ayarlattım abi. Buradan daha iyi bakacaklar sana. Burası güvenli değil. Gitmiyorum lan hiçbir yere. Yatıp dinleneceğim. Gitmiyorum. Kim gelirse gelsin. Kusura bakma abi. Sen yataktasın, ben ayakta. Reis benim. Ceylan abla, istersen sen de gel. Madem işlerle ilgilenmiyorsun, eşini buradan nasıl çıkaracağımızı konuşalım seninle. Emredersin reis. Allah sizin. Birader, dahiliye kaçıncı katta?